Efendim merhaba, detay programında birlikteyiz yine bugün. Evet, Sayın Mehmet Çakıcı ile birlikteyiz ama iki konu, yani iki şapkası var tabii Sayın Mehmet Çakıcı'nın. Bir mesleği, bir de milletvekili olma durumu tabii. Meslekle ilgili olarak o konu şu, psikiyatrist ve toplumda da dün işte bir takım paylaşımlar yapmıştık, telefon bağlantıları. Cinsel suçlar ve özellikle çocuk yaşa inen suçlarla ilgili bir takım gündemlerimiz vardı. Bunu tartışmaya çalıştık. O mesleki şapkayla bu konuyu sonra da mecliste özellikle pazartesi günü de kendisini de gündeme getirdi. Ayrıca bir sürede tartışma yaratan konular var. Yani Sayıştay bunlardan biri, Sayıştay Kıptek ilişkisi bunlardan biri ve tabii ülke gündeminde var olan tartıştığımız sorunlar, bunları da milletvekili şapkasıyla birazcık konuşmaya çalışacağız program süresi içerisinde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, selamlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Ben iyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Yoğun. Yoğun. Her zamanki gibi. Biz de öyle. Biz Her de öyle. Her zamanki gibi. Gündemler, konular, olaylar hem dediğiniz gibi meslekle ilgili olan, bizi de ilgilendiren cinsel tacizler, uyuşturucu kullanımı, kumar maalesef. Yaygınlığı maalesef. Ülkede bunlar en büyük sorunlar. Oralardan başlayalım o zaman. Tabii nasılsınız? Yani oralardan başlayalım. Çünkü aslında bir program yapmak lazım en az. Ve farklı paydaşlarla belki yapmak lazım bu programları ki daha etkili olsun diye ama. Bu ülkede özellikle uyuşturucuyla ilgili ilk araştırmayı yapansınız yanılmıyorsam. Evet. Onun dışında tabii meslekte gördüğünüz birçok da konu var. Polisiye olaylarda, askerde yaşadığınız bir takım deneyimler var. İntiharlarla ilgili. İntiharlar askerde ciddi mücadelemiz oldu. Evet. Yani bu gidişat nasıl toparlanacak? Tabii ki bu bitmez, sıfırlanmaz ama biraz da artık çok küçük bir toplum olduğumuz için canımız yanıyor. Yani ve her geçen günde artan bir şey görüyoruz, olaylar zincirleri görüyoruz. Evet. Bunların yaptığı da bir takım rahatsızlıklar var. Bunun yasal bir takım altyapı eksikleri olduğunu görüyoruz. Doğru. Bunun yanı sıra ama bir daha toplumu ilgilendirdiği yönü, o toplumsal duruşla alakalı galiba sorunlar var. Bir genel giriş yaptım ama nasıl en azından minimize etmeye yönelik bir şeyler yapmak lazım? Özellikle sosyal sorunları diyoruz değil mi? Evet. Uyuşturucu, cinsel tacizler, kumar, tecavüzler, kumarla ilgili, intiharlarla ilgili, suçların artmasıyla ilgili. Gerçekten ülkede bir sosyal çalkantının olduğunu, bir sosyal çöküntünün olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu ülkede bir sosyal çöküntü ve sosyal patlama vardır. Bunu nereden anlıyoruz? Uyuşturucu kullanımı giderek arttı. Uyuşturucu kullanımı giderek yaygınlaştı. Yani 96 yılından bugüne kadar baktığımızda son çalışmaya %1 iken yasa dışı kullanım lise gençlerinde %4'e çıktı. İlişkin nüfusta %3, %4 iken yasa dışı kullanım %8'lere çıktı. Şimdi bu açıdan baktığım zaman lisede bile %400 artış var. Yani lise gençliğinde uyuşturucu kullanımı arttıdan ötedir. 4 kat arttı. Yani arttı işte biraz %20, %20 arttı. %400 artıştan bahsediyoruz. 96'daki ilk çalışmamız 99'u yaptık, 2004'ü yaptık. 2011'i yaptık. Ev çalışmalarını 2003 yaptık, 2008 yaptık, 2013 yaptık. Şimdi 2015'lerini bu bilimsel araştırmaların yapmaya çalışıyoruz. 2012 yılında üniversite çalışması yaptık. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda uyuşturucu kullanımı arttığını ve 11 yaşına kadar düştüğünü de gördük. Bunu buradan çok tek tük öğrenci olsa bile bu 11 yaşında kullanan inanmakta zorlanıyorsunuz bunu söylerken. Hem bize bunu bilimsel çalışmalar mı söylüyor? Geçen gün de bir genç beni uyuşturucu kullanımıyla ilgili tedavi için yanıma geldi. İlk başladığı yaşı sordum, 12 dedi bana yani. Yani klinik deneyimlerimiz de bu anket çalışmalarını doğruluyor. Şimdi dolayısıyla büyük bir artış var uyuşturucuda. Suçlara baktığımızda suçların da vasıfları değişti. Yani eskiden küçük hırsızlıklar vardı. Eskiden belki tök tük 5-10 yılda bir cinayet vardı. Şimdi soygun var. Belki eskiden cinsel tacizler vardı. Şimdi tecavüz var.
Şimdi eskiden hırsızlık vardı, şimdi soygun var, silahlı soygun. Ya. Banka, yol kesme. Şimdi mafya eylemleri ile var. Mesela en son bir çocuğun babası tarafından hem tecavüze hem cinayete kurban gitmesiyle ilgili biliyorsunuz. Bir örnek var maalesef. Vahşet. Yani suçun hem artışı var hem şiddetinde de bir değişme var. Yani bir kere bunlarda da bir şey var. Üç, intiharlar gerçekten eskiye göre daha çok intihar artışı ve daha çok artışı var. Boşanmalar daha çok. Kalp krizleri daha çok. Kanser daha çok. Yani bunu yalnız böyle tek boyutla değil, yani bir kanserle baktığınızda ya kanserler artıyor diyebilirsiniz. Bunlar hepsi sosyal olaylarla ilişkilidir ve birbiriyle de ilişkilidir diye bakıyorum. Kumar hele şimdi. Ya ben biliyorsunuz ödül aldı kumar bağımlılığıyla ilgili yaptığımız çalışma. Türkiye'nin en iyi araştırma ödülü aldı geçen yıl. Adamlar şaşırdı tabii, yani çok ilginç verilerle karşılaştı. O Türkiye'de 990 psikiyatristin katıldığı bir kongrede en iyi araştırma ödüllerinden birini aldı çalışmamız. Ama bizim için üzüntülüydü. Niçin? %2.2 olan 2007'deki kumar bağımlılığı oranı 2014'te, 2012'de %3.5'a, 3.5'e, 2014'te 3.8'e çıktı. Galiba daha çok betler üzerindendir bu şey. İki bet kat ofisler arttı. En çok çünkü tehlikeli yerler de gazinolardan daha çok betting ofislerinin olduğunu. Çünkü gazinolara girişkene biraz şeydir, kontrolüdür, ama, şudur budur ama bet ofisler. Ama orada da biz yani ben makalemde de bunları hep şey yaptık. Şimdi dünyaya da çok ilginç geldiği için, şimdi onun da bir müjde olarak da söyleyeyim aslında. Hem üniversite için hem bizim için de onur verici. Dünyanın bir numaralı dergisi olan Kumar Journal of Gambling Studies'de de, ki ben biz Kuzey Kıbrıs ambargodur, şudur budur falan, hele böyle sosyal bir çalışma burada yayınlanır mı gibi baktığım zaman, belki editör ve yazdığımızda bile reddedecekleri bir çalışma, bir numaralı dergisidir. Dünyadaki kumar alanındaki. Yani yayınlanmak üzere kabul edildi ve şu anda her an online olarak internete çıkmasını bekliyorum. Ama orada tespitlerimiz var. Yani orada diyoruz ki ya bu bir tek gazinolar, betting ofislerle ilgili bir şey değildir. Tamam, onların artışı, varlığı da artmasına sebeptir ama dünya bunu böyle tartışmıyor. Diyor ki dünya, mesela diyor ki Macao diyor kumar şehridir. Hong Kong da aynı kültürle benzeşmektedir. Ama Macao kumar şehri olmasına rağmen, Hong Kong olmamasına rağmen Macao'da daha az kumar bağımlısı vardır. O zaman da şey deniyor, yani tek başına gazinolar ve betting ofislerin artışı dünyadaki kumar bağımlılığını tek başına, onlar da sebeptir ama tek başına açıklamıyor. Ve dünya çeşitli nedenlere ve tartışmaya doğru girdi bununla ilgili. Çok basit görüyoruz bunu. İşte ekonomik sebeplerin bunu tetiklediğini görüyoruz. Boşanma dediğiniz az önce. Tabii, o yarattığı boşluğun bir şekilde doldurulması herhalde olabilir. Kesinlikle başka şeyler. Yani ben kendi makalemde 5 nedene dayadım bunu. Bir tanesi yasak var şu anda. Yalan dolan o yasak. Yani öyle söyleyeyim. Etkin bir yasak değil. Yani orada göstermelik bir yasak var. Böyle bir yasaktan dolayı da bir sürü vatandaş giriyor. Ya serbest bırakmak lazım bunu ya da gerçekten uygulamak lazımdır yasağı. Yani uygulayacaksak böyle yasak tam tersine merak uyandırıyor. Ve bu başka bir şey daha sağlıyor bize. Mesela kumar uyuşturucu gibi değildir. Yani lineer bir artışı yoktur. Bir dönem sonra toplumlar buna adapte olabilirler. Bir sektör olarak görebilirler ve bulaşmayabilir toplum buna. Kendi alışabilir. Bu uzak durmaya alışabilir. Mesela kazı kazan gibi. Çıkar bir dönem hurra herkes oynar. Ondan sonra kazı kazan biter. Yani o kumar furyası adapte olabilir insanlar ve bitirebilir. Hani o furya bir dönem sonra geçer. Şimdi bizde adapte olamamanın en büyük sebeplerinden biri yasağın. Yasak var. O yüzden toplum da bunu kendinden mi görsün, yasak mı görsün? Tetikler. Tetikliyor olayı. İki, burası bir kumar kültürüdür. Yani gazinolardan önce de kumar Kıbrıs'ta çok oynanan. Yani bir kumar kültürel altyapımız var. Kulüpler bu iş için. Yani spor kulüpleri, kahvaneler, evet. Hepsini biliyorsunuz. Hep bir odaları, her zaman da bir bahis vardır. Tabii. Tombala gecelerimiz meşhurdur. Hala daha devam eder. Yani gazinolardan önce de bir kumar kültürü vardı. 98'de
97 Türkiye'de kapanmasından sonra ve buraya gelişle hem o kumar kültürümüz altta vardı, bir de kazinolar, betting ofisler bilmem ne açınca patladı burada. Ve dünyada bizden yukarıda yalnızca 3 bölge buldum dünyada. Bütün dünya istatistiklerini karşılaştırdık. Alt alta koyduk. Ve şu anda bizim istatistiğimizi de Kanada'daki Albert Enstitüsü Kıbrıs velisi olarak kendi kütüphanesini internette koydu. Yani Macaristan, Polonya, Kıbrıs'ın velisi de bu diyerek. Ve bizden 3 bölge var dünyada. Bir, Yeni Zelanda'da Maori diye yerli bir halk var. Bizden daha fazla oynuyorlar. İki, Kuzey Dakota'da Kızılderililer bizden daha çok oynuyor. Güleceksin. Üç, en çok oynayan dünyada Porto Rikolular. Üç, ülke yok bizden yukarıda. Yani biz dördüncüyüz dünyada. Yani bölge olarak. Yani farkında değiliz belki ciddiyetimiz ama böyle bir nokta var. Şimdi bunlarla ilgili mesela tekrar söylüyorum. Bir kazinolar adasıdır. Kazinolar şehridir Macao. Ama orada böyle yaygınlık yoktu. 1.8'dir yaygınlık. Bir Asya şehri olarak. Yani demek ki sizin tedavi merkeziniz varsa, sizin eğitim programlarınız varsa, sizin etkin bir böyle göstermelik yasak değil de tedbirleriniz varsa bunlarla ilgili. Bir yozlaşma da yoksa o toplumdaki en sonuncusu ve en önemlisi de ve kültürsüzleşmedir. Yani kültürel kayıp, kültürel erozyon, toplumun gelecek kaygısı, kültürel problemler kumar bağımlılığının artmasının temel etkileridir. Tek başına kumar şey değildir, gazino ve betting ofis değildir tek sorumlu. O anlamda söylüyorum. O yüzden dünya kültürsüzleşme üzerine yoğunlaşıyor. Bizim çalışmamız da onun üzerine kuruluydu. Yani kültürsüzleşmenin kumar bağımlılığını artırdığını biz kendi makalemizde yaptığımız istatistiklerde de tespit ettik. Dünyada son dönemde bunu tartışıyor. Şimdi dolayısıyla bence o kültürsüzleşme, kültürel çatışmalar, gelecek kaygısı, Kıbrıs, yani biraz daha politik konuşalım. Kıbrıs meselesinin çözümsüzlüğü, ekonomik olarak Türkiye'ye bağımlılığımız, ekonomik olarak burada ciddi sorunlar oluyor olması, işsizliğin yüksek oluyor olması, göçle ilgili yaşanılan çatışmalar, gerek yerlilerde, gerek göçmenlerden, göçmenlerin de iki tarafında birbiriyle etkileşmesinin getirdiği sonuçlar kumarın giderek bu ülkede artmasını sağlıyor. Yalnız onu da sağlamıyor. Bana göre uyuşturucu da etkiliyor. Bana göre kalp krizlerini de etkiliyor. Bana göre kanseri de etkiliyor. Bana göre yani yalnızca onları da hormonlara bağlamak doğru değildir. Yani biz çok net biliyoruz ki %30'u bu tür kanserlerinde, kalp krizlerinde, diğer tıbbi hastalıklarında psikolojik nedenler, stres, kaygı gibi, depresyon gibi, ruhsal problemler bu tür şeyleri etkiliyor. Zaten boşanmalarımızdan yani, belli, zaten intihar sayımızın artmasından belli, zaten gençlerimizin daha çok uyuşturucuya veya alkole kaymasından belli. Dolayısıyla tabii ki bu bir sizin dediğiniz gibi bir tartışma bununla ilgili yapılması lazımdır ve eksiktir aldığımız her türlü tedbir. Sosyal konulara ne kumar için, ne uyuşturucu için, ne bana göre cinsel taciz için ki siz en başında konuşmuştuk sizle. Bununla ilgili ciddi tedbirlerimiz yoktur. Yani ciddi engelimiz de yoktur. Ne tedavimiz, ne eğitimimiz, ne doğru dürüst önlememiz. Biz yaratıyoruz bir de. Yani işte uyuşturucu bağımlısını içerken yakaladığı zaman polis onun bir suçlu olmasını devlet teşvik ediyor zaten. Gönderiyor hapishaneye. Hapishanede bir ıslah evi yok. Zaten tedavi yok. Orada daha bu işin satıcılarının olduğu bir noktaya götürüyorsunuz. Satıcılarla beraber kalıyor. Orada kalıyor. Orada ilişki kuruyor. Dışarı çıktığı zaman da torbacı olarak dışarı çıkabiliyor mesela. Bakın bir şey söyleyeyim. Aslan vardır. 2 yıl cezaevinde kaldı. 2 yılın kullanmamış dedi. 2 yıl. Ki kullanma ihtimali çok yüksekti cezaevinde. Ama onun ifadesini söylüyorum. 2 yıl cezaevinde kullanmadı. 1. gün kullandı diye bana bilgi verdiğin aslan vardır. Yani siz tedaviyi yani hapse tıkmak sorunu çözmek değil. Kusura bakmayın ama biraz açık söyleyeceğim. Bir narkotik şüphe mezununun rütbe almasına sebep olabilir. Ama o kişiyi topluma kazandırmaz. Yani siz tamam yakalayacak bu insanları. Ama bu insanları tedaviye
yönlendirmezsen, kurtarmazsan bu insanlar gene dönecekler ve tedavi olmayan orada kalacak. Yeni deneyen birim o da bağımlı olacak. Ve giderek sayınız da artacak. Böyle artık sonra uyuşturucu ülkede daha çok artar. Daha çok yayılır. Ve hiç alakasız mesela iyi bir ailesi olan, hiç bu konulara bulaşmamış bir gencin her gün biraz daha yanına yaklaşacak anlamına geliyor bu. Ve o da risk altında giriyor. Bir düşünün, bir sınıfta 50 kişilik bir sınıfınız var, bir kişi uyuşturucu denedi mi sizin çocuğunuza daha yakın? Ya da 50 kişilik bir sınıfta 15 tane genciniz uyuşturucu deniyorsa sizin çocuğunuzun kullanma riskini düşündüm de. Yani o bakımdan çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Yürümemiz gereken çok yol var bu konularla ilgili olarak. Özellikle o cinsel tacizle ilgili de en başında biraz bahsettiğiniz siz onunla ilgili de bu cinsel tecavüzler, cinsel tacizlerle ilgili bazı internet sitelerine düşen şeyler oldu, haberler oldu. Onları da sanal ortamda da bayağı tartışıldı. Geçen bir ceza verilmesiyle ilgili sanıyorum bir 15 yaşındaki bir kız çocuğunu polis memuru bir cinsel istismar bunun teknik adı onu söyleyeyim. Çünkü 18 yaşın altında herkes çocuktur. İşte bana diyorlar işte izni var mıydı yok muydu çocuğun ama çocuktur. 18 yaşında altında bir kişinin izni olsa ne olur? Yani dolayısıyla 12 yaşında bir çocuğun, 11 yaşında bir çocuğun, 14 yaşında bir çocuğun engellemese ve izni olsa ne olur yani? Bunun adı cinsel istismar. Ve çok şiddetli cezalanması lazım. Ben öğrendiğimde bir yıl ceza aldığımı şok geçirdim yani. Onu söyleyeyim size. Bir taraftan duyarlıymışız biz şeye. Nedir adı? Cinsel istismarlara, tecavüzlere. Yaygaraya verdik etrafı o çocuğun öldürülmesi. Mustafa'nın öldürülmesi. O çocuğun babası tecavüz etti bilmem ne. Yaygaraya verdik etrafı. Sonra bir 15 yaşındaki kız çocuğuna bir yıl ceza verdik. Bu yaygaradan sonra. Biz ne yaptığımızı bilmeyik o zaman. Yani ben tekrar söylüyorum. Her türlü cinsel istismar, cinsel taciz, enses ilişkilerde çocuklarsa işin içinde çocuk cinsel tacizleri, çocuk cinsel istismarları, bu anlamda tecavüzleri çok ağır cezalar vermek lazımdı. Çünkü niçin? O zaman biraz da top size cinayet, de geliyor aslında. Yani meclisinde bunları yani ben yani yüksek mahkeme başkanı her artık yani dayanamıyor adam her çıkışına farklı konular olsun. Meclisteki işlevsizliğe vurgu yapıyor yargının. Yani gerek ceza olsun gerek bir takım anayasal değişiklik vesaire yani, ama seslerini çıkarsalardı yüksek yargıya da sesleniyorum burada. Yargıt sayılarının artmasıyla ilgili anayasa teklifi önlerine gittiğinde ne kadar destek oldular ki ona? Ne kadar kendileri anlattı televizyonlarda veya yorum yaptılar veya basın açıklaması yaptılar. Ben bu anayasa paketini destekliyorum diye. Yargıt sayıları yetersiz. Kendileri bir sistemlerine bir baksın bakalım. Bir mahkeme 4 yıldan önce bitiyor mu? 4 tane şeyi bitiriyorlar dosyayı. 40 dosya birikiyor önlerinde. Neye ihtiyaç vardı sevgili dostum? Şeye ihtiyaç vardı. Çok şeye ihtiyaç. Yargıca ihtiyaç var. Binaya ben, ihtiyaç var. Kimse alınmasın söylediğimden. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani ben hala beynim almıyor. Ben defalarca anlattım ve söyledim. Yalnız hukuk sistemini etkileyecek değişikliği bile bu anayasa paketine evet vermek için yeterliydi. Oyumun. Çünkü yargıç eksik var. Mahkemeler belli. Yargıç sayınız az. Ve siz yargıç sayınızı artırmanız lazım. Aslında çıkışı çok doğruydu Sayın Mahkeme Başkanı. Sadece yargıyla ilgili bir paket hazırlayın ki hiçbir soruna takılmadan. Doğru, haklı adam şimdi. Ama o gün daha çok ses çıkarmalıydılar diyorum. Söylediğim o. Çünkü niçin? Şu anda öyle bir hale geldi ki anayasa paketi reddedildikten sonra. Oturacak parti başkanı bir iki tane çetrefilli madde var. O çetrefilli maddeleri anlaşmazsa 40 yıl bu anayasa paketi bir daha geçmez. Geçecek gibi de durmuyor. Kimse gündemine bile almıyor. Çünkü bir anayasa paketi değişiklik fırsatını gerçekten şey bir tutum yüzünden. Yani bu maddeler olmazsa hiçbir şey geçmesin. Tabii oradaki doğru bir yaklaşım tamam değildi. Tamam oradaki başlangıç yanlış olan. Yani siz eğer ben hayır kullananlardan biri olarak söyleyeyim bunu. Siz eğer
vizyona şöyle bir korsanız, 3 tane şey veriyorum size, 3 tane boş kağıt ve başlarsanız da günün sonunda dersiniz bana galan budur, ben size bunu veriyorum. Olmaz böyle. Neyi verdi ya? Hayır. Neyle başladı? Neyle başladı? Bak, neler vardı içerisinde? Budandı, budandı, budandı. Çok şey budanmadı. Çok şey budandı Sayın Başkan. Bak, şöyle, yani yola çıkışla gelinen noktada çok farklılık vardı. Bir uzlaşmadır. Sen 4 tane parti oturuyorsun. Geçici 10. maddeyi ben istemiyorum. Uzlaşılar hep beklentilerin tersine gidiyorum. Sonuca bak şu anda. Verdiğin hayır kararı 40 yıl daha anayasa paketinin gelmesi lazım. Çıkışı size, işte çok doğruydu şeyin, mahkeme başkanının. Diyor ki siz anlaşamıyorsunuz siyaseten ve toplumda buna yani retoyu veriyor. Onun için hepimizin anlaşacağı bir konu var. Anlaştı. Ve sorun çözecek. Bak ne diyorum, tekrar söylüyorum. Bak bir karar uzlaşma kararıdır orada olan. Benim istediklerim var. Şey anlamında söylüyorum orada. Serdar Denktaş'ın istedikleri var. Hüseyin Özgür'ün istedikleri var. Veya Özkan Yorgancıoğlu. TDP'nin ve CTP'nin istediklerinin %10'u bile yok. Doğru. Yoktur, doğrudur. Tamam. Bir şey söyleyeyim. Hepsi değişmelidir bana göre. Tamam, onu yapamıyorsun. Ama sen şu anda en asgari şu anda öbür partilerin de kabul edebileceği, çünkü sen 38 milletvekiline ihtiyacın var. Benim 3 tane var. Öbüründe 20 var. 24 ikimizin toplamı. Demek ki 37'ye ulaşmak için öbür 13'le ulaşacak. Ya hiç direlinde ya da birazdır. Sen diyorsun hep olmazsa hiçe razıyım dedin. Hayır. Yani siz eğer yola çıkarken 10. maddeyi aldıracağım, vicdan reti koyacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Ben dedim ya onu. Propagandasını yaparsınız. Ben dedim. Günün sonunda getirirsiniz. Hala karşımda hiçbir şey yok içinde. Sadece hala birkaç bak, önemli ne diyorum, madde var. Bana ne söylüyorsun? Ben bunu vicdani reddi de yasa önerisi olarak veren hayır, kişiyim. Neden hayır olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ama anladım. Diyorum ki bir parça olarak ben anladım getirirsiniz ama sen anlar mısın lütfen şu anda geldiğimiz noktayı. Ben diyorum ki sana benim veren vicdani reddle ilgili yasa önerisi. Benim veren geçici 10. maddeyi. Yasa önerisi. Tamam, ama bunu yetmedi. UBP'de reddediyor. Evet. Şimdi bunları reddettiğini biliyoruz adamların. Ve bunların kabul edilebilmesi benim yargıca ihtiyacım var ama ayrıca. Benim Sayıştay'ın özetliğine ihtiyacım var. Benim bilgi edinme yasasının anayasal hak olmasına, çocuk haklarının anayasal hak olmasına ihtiyacım var. En mühimi yargı sayısına ihtiyacım var. Ben görüyorum adamın red verdiğini. Adamla uzlaşabileceğim tek metin o şu anda. Aksi takdirde adamlar her şeyi veto ediyorlar. Şimdi ya hiçbir şey ya biraz alacaktık. Doğrudur. Ben tercih etmem ki. Şimdi mesela bir şey söyleyeceğim size. Milletvekillerinin mal beyanı. O gün milletvekili anayasa teklifinin içerisinde şeydi. Milletvekili mal beyanı milletvekili olma şartıydı. Şimdi bir zorunluluk yok. Ne kadar basit bir şeydir halbuki bu tartışma. Yani, siyasi etik %100. Olsa bunu yani anayasa mı koyması gerekir bir insan mal beyanı yapması için? Ama bizim ülkemizde gerekiyor. Onu söyleyeyim sana. Şimdi mesela bir örnek daha vereyim. Şimdi siyasi partilerle ilgili transferler yasaklansın diyoruz. Şimdi savcılık görüş veriyor. Bir partiden başka bir partiye geçişle ilgili veya bir milletvekilinin bakan olmasıyla ilgili özgürlüktür diyor. Siz bunu anayasaya koymanız lazımdır diyor. Anayasaya aykırı olabilir diyor. Anayasayı değiştirmeniz lazımdır. Siyasi partilere transferi yasaklamanız için diyor. Ama anlatmaya çalıştığım başka bir şey. Şimdi hiçbir şey yok elimizde. O yargıçlarla ilgili sayıyı bile diyorum. Yeni bir paket hazırlanacak bir gün. Hangi parti kabul ediyor ki şu anda bunu Cumhurbaşkanı seçiminde yeni bir paket hazırlansın? O geçti zaten. Geçti. Oturup yalnızca belki yargıyla ilgili i̇şte oturup anayasal zaten paket hazırlanması ve şeye gitmesi yapılabilirdi lazım. Yapılabilirdi bu. Yani o da trilyonlarla ilgili paradır. O da ayrı bir şeydir yani. Bütün ülke genelinde bir referandum yapmak az da masraflı bir işte değil. Yalnız başına ama olmayacak. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle olacaktı. Öyle olabilir. Trilyonlar değil. Ama kabul etmez adaylar şu anda. Niçin zaten geçti ya. Tabii de yani olabilirdi. Ama ben şeye bakıyorum yani biz aslında başka yere gittik. Evet. Oradan aslında ben cinsel tacizlerin, tecavüzlerin ağız ceza aldığını düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Aslında bununla ilgili de mecliste bana göre bir çalışma yapmalıyız. Şimdi bu kararları da gördükten sonra ben bir duyarlılık olduğunu sanıyordum bu ülkede. Yani o Mustafa'nın
şeyine bağlı. Yedik canımızı hep beraber. Ne, böyle şey olmaz dedik, şu dedik, bu dedik bu ülkede. E şimdi geldik, şimdi 15 yaşında bir kız çocuğuna. Bir yıl mı bu? Ben size etkisini söyleyeyim. 15 yaşında bir kız çocuğuna isteyerek, istemeyerek, kabul ederek, etmeyerek. Sonuçta çocuktur ve vücut bütünlüğüne aslında öldürmekle eşdeğerdir. Ya bir kişiye tecavüz etmek, cinsel istismarda bulunmak vücut bütünlüğünü etkiler. Vücut bütünlüğü hangi koşullarda etkilenir? Ya birini öldürürsünüz, ya onun hayatını yok edersiniz. Bitirirsiniz aslında. Şimdi bir kız çocuğunun hayatını bitirdiğiniz bir olayda bir yıl ceza veriyorsunuz bu adama. Girecek adam iyi halde bilmem nereden 6 ayda çıkacak. 9 ayda çıkacak. Ya bütün verdiğimiz ceza adama bir yıldır. Ya ben bakıyorum. Yani o yüzden Sezen İşli de yani ben okudum da şok geçirdim. Yani olmaz böyle bir şey dedim. Olamaz böyle bir şey. Yani bir kız çocuğuna tekrar söylüyorum. Veya bir erkek çocuğu da olabilir bu. Tecavüz veya şey cinsel istismara uğratmak kişinin vücut bütünlüğünü, psikolojisini bütün hayatı boyunca etkiler. Bu da bana göre bir kişiyi kendi ailesinden birinin öldürüldüğünü görmekle eşdeğerdir. Yani veya bir depremde çöktüğü zaman bir şey insanların çevresinde öldüğü olayları görüp etkilenmesi kadar güçlü bir psikolojik etkidir yani. Onay veriyor görünse bile diye düşünüyorum. Umarım bununla ilgili çalışma yaparız ama meclis öyle bir halde ki şu anda seçime odaklı başka gündemler var çevrede. Yani bu tür konuları bile gerçekten gündeme getirmek yalnızca bir konuşmadan öteye de gitmiyor oralarda. Çünkü bir duyarlılık konusunda bir zayıflık var diye de düşünüyorum. Şu çok savruluyoruz sanki. Yani örneğin işte geçen haftadan itibaren tek bir nokta ön plana çıkıyor, bakıyoruz. İşte bu Sayıştay'a girerdi, girmezdi Kıptek ile evet. ilgili. Sayıştay giderdi, gitmezdi. Tabii işin içinde suistimal olabilme ihtimali, işte yolsuzluk olabilme ihtimali gibi konular olduğunu bunlara da duyarlılığımız var. Ama bunlar da hep kağıt üstüne alıyor. Yani geçmiş hükümetleri de düşünelim. Nelerin yazılıp çizildiğini, nelerin suistimallere açık yapıldığını vesaire. Üstünden geçti bir hükümet, ikinci hükümet. Ortada bir sonuç yok. Daha öncekiler için de benzer konular var. Yani çok çeşitli konulara evet, girilebilir. Evet. Şimdi işte tartışalım. Hadi Sayıştay'a girecekti, girmeyecekti. Kıptek'e girecekti, girmeyecekti Sayıştay. Girseydi ya da girdi de saptadı bir şey ne olacaktı ki? Ne olacaktı yani? Düştük peşine giderdik. Tamam gidelim, konuşalım, konuşmaya devam edelim. Ama dendi ki bize şu adam böyle bir usulsüzlüğe imza attı. Hadi. Ne olacaktı yarın? Evet. Yani bugün hükümet sorumluluğunda olan bir hükümet var ortada. Bir CHP-DP hükümeti var. Bana göre başbakandan, başbakan yardımcısından iş bittiğini düşünüyorum. Eğer kuvvetli bir hükümet varsa ortada bunların hepsinin üstüne gider. Eğer kuvvetli bir hükümet yoksa ortada bunların üstüne gitmez. Böyle gider. Bir önceki hükümetin yaptıklarından ayrı farklı bir şey yapılmaz. Mesela örnek vereceğim size. Petrol şirketleriyle ilgili olaylar oldu. İki tane insan çıktı dedi ki biz rüşvet verildi bir bakana. Bunu söyleyen de bir şirketin müdürü ve muhasebecisi. Onlardan iyi kim bilebilir bunu? Hatta nerede verdiklerini ve nasıl verdiklerini anlattılar. Böyle bir suskun yapı da görürüm. Şimdi biz üstüne gittiğimizde ki ben bununla ilgili soruşturma hazırlattım şu anda. Meclis araştırması isteyeceğim bu konuyla ilgili. Ya biz istemesek gitmeyecek kimse üzerine. Şimdi benim bildiğimi ben soruyorum size. CTP, DP veya onların milletvekilleri bilmiyor mu? Biliyor. UBP milletvekilleri bilmiyor mu? Onlar da biliyor. Kim isteyecek bunu? Yani soruyorum size. Benim istememden daha güçlü olur muydu hükümetin istemesi bunları? Diyecekler Çakıcı muhalefettir. Bu konuların üzerine işte reklam olsun diye gidiyor. Rating toplasın diye gidiyor. Diye düşünebilir kişi. Çok kolay da bize hücum ederler. Ama sen hükümetsin.
Sen kapacaksın olayları ve üstüne gideceksin. Ama üstüne gidenin oyu %7, üstüne gitmeyenin oyu %38 veya %30. Lev Koşa'yı hatırlarım bir önceki seçimde biraz toparladık. En azından bu belediye seçiminde. Bir önceki dönem Lev Koşa'da grevlere bilmem ne sebep olan dönem %55 aldığı dönem vardı. O dönemki belediye başkanının. Bunları hesap soracağım diyen de %7 aldıydı. Ha, çok sonra aklımız başımıza geldi de bu seçim, Sayın Armancı'nın kazandığı seçimde bir değişim de talep etti halk ve istedi aslında. Ama sürece bakıyorum, talep edeni, üstüne gidecek olanı bugüne kadar kuvvetli bir şekilde getirmedi aslında. Hükümet olmadı. En azından diyorum şimdi bu son belediye seçiminde biraz ümitlendiğimi söylemem lazım. Çok çeşitli bölgelerde belediye başkanlarını değiştirdi. Biraz ümitlendirdi beni bu süreç ama bugüne kadar halk da sorgulayanı, hesap soracak olanı iktidara getirmedi. Sorgulamayanı iktidara getirdi. Onlar da sorgulamadılar. Yavuz Sayıştay uzun süre 64 kişiydi kadrosu. 24 kişi çalışıyordu Sayıştay'da. Bütün dairelerimiz doluydu. Bütün daireler. Yani Kıbrıs Türk Havalı'nda aşırı istihdam vardı. Turizmde aşırı istihdam vardı. Sayıştay'da eksikti. 64 kişi kadronun 24'ü vardı. 40 kişi yok. Sizin Sayıştay neresi? Denetim organının olduğu yer aslında. Denetlenmesini istemezsem eksik bırakırım. Evet, kesinlikle cevap o. Yani çok doğru söylediniz. Yani sen denetlemesini istemediğin için uzun süre Sayıştay kadrolarını boş bıraktın. Zaten Sayın Başkan da 30 kişiyle ben 200 daire denetlemeye çalışırım der. 30 kişidir kadrom. Yani şu an yani elimde. Denetim de kolay bir şey değildir. Gideceksin, hesapları alacaksın, toplayacaksın, raporunu yazacaksın, tek tek araştıracaksın, tek tek bakacaksın, tanık dinleyeceksin. Yani çok kolay işler de değil bunlar. Yani bu raporları hazırlamakta. Sen bütün devleti 30 kişiyle nasıl denetleyeceksin? Belediyesi var bunun. 30 kusur belediye. Bir sürü daireniz, devlet daireleri, bir sürü kitler var. Bunları denetleyecek. Nasıl yapacak Sayıştay bunu? Bir de özetle değil, bütçesi de özetliği maliyeden. Yeterince para göndermez, yeterli katro açmazsa ve almazsa nasıl olacak? Yargıda da aynı sorun var. Yargıda da aynı sorun var. Orada da ihtiyacımız var. Yani biz en çok denetimin olduğu, en çok artırmamız gereken yere az para var denetim. Hiç ihtiyacımız olmayan yere git sen otur Turizm Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na otur bir sekreter ol demek çok kolay. Kurultayda ben seni alıyorum, git bir daireye otur demek çok kolay. Maalesef geldiğimiz noktada böyle bir öz eleştiri de tam yapamadığımızı da görüyorum. Yani biz İrsen Güç'ü çok eleştirdik. İşte o da tabii Kantar'ın topuzunu kaçırdıydı biraz. Yani bir günde 140 tane istihdam yaparsan eleştirilin doğal olarak. Seçim kaybeden başbakan da oldu tabii ama bugün bakarık. İşte seçime 5 kala cayır cayır. Hadi devlete yasa yaptın alamıyorsun belli. Sıkıntın var. Olan biten bütün kite sokmaya çalışın. Yani 100 zihniyet, kusur. Zihniyet yani hiç değişmedi. Ben hala daha Kıbrıs'taki 100 kişilik ihtiyaç, genel bir ihtiyaç olup olmadığını anlayamadım. 100 kişilik bir ihtiyaç var mıydı gerçekten? Hayır, ihtiyaç var olması bir tarafa, şu da var. Yani kamuoyunu yaralıyorsunuz istihdam yaparken. Çünkü biliniyor ki şeffaf yapmıyorsunuz, sınavla yapmıyorsunuz, partilileri alıyorsunuz. Yani istihdam ihtiyacı olabilir Kıbrıs'taki. Olmayabilir, olabilir. Ama alırken bari, yani gözümüzün içine baka baka, yani CTP'lilerden DP'lileri alacağım ben demeyin yani. İrsen Bey'in yaptığı gibi. O zaman eleştirmeyin onu. Ne için eleştirir ki biz o zaman 140 kişi aldı diye İrsen Bey? 100 kişi de siz aldınız şimdi. Aynı metotla gelişe başla diye. Hem öyle hem de zaten bunlar mağdur olan kesim olan partililerimizdir de hem de. O daha büyük diyorum. Ayıp zaten. Yani Kutlay Erkli sanıyorum söyleyen bunu. Evet. Oradan onu da söyleyelim. Bir sürü CTP'li mağdur olduğu şeklinde bir diyet ödemesi gibiydi bu aslında. Ama ben kurultay istihdamlarını ben gelirsem yapmayacağım ve çıkaracağım diyene kaç oy verdik? Ama şey de söylediydi. Oy kaybı. Ama CTP de dedi, DPA dedi. Siz de söylediniz o dönem. Üçünüz de söylediniz. Tabii ki söyledik. Hatırlattık onları da ama tabii o seçim döneminde söylenenler orada kaldı. İşte
Tekrar söylüyorum, inandırıcı olmayanlara oy mu veriyoruz yani, onu söylüyoruz. Ben inanarak söyledim. Defalarca da söyledim bunu. Çok net söyledim. Öbürleri o kadar net söylemedi aslında. Seçim dönemini çok net hatırlıyorum. Yani CTP kalkıp da ben o kurultayda istihdam edilenleri çıkaracağım cümlesini çok kuvvetli cümle olarak söylemedi. İlk başta söylediği, seçimi kazanacağını anladığı zaman da yumuşadı. Aslında tamam. Yani orada bizse ne yaşadık? Ben kendim hatırlarım. Erenköy'de bir şeye gittim. Bir eczanede durduk. Çocuğum bir yanıma geldi. Dedi bana, ben dedi o kurultayda alınanlardanım. Ve senin dedi aleyhine dedi uğraşacağım dedi bana. Dedim niye? İşte dedi atacakmışım dedi sen dedi kurultayla ilgili gelen istihdamları. Ben dedim adaletle ve hakla gireceksiniz. Torpille değil. Ya biz torpil yapılmaması üzerine bir siyaset yapıyoruz. Adaletle. Ertesi gün televizyon programına çıktım. Babası bağlandı. Sen biliyor musun diye benim oğlum işsizdir. Evlidir. Yeni evlidir. Çocuğu da oldu. Sen ekmeğimle nasıl oynarsın diye bana. Onun gibi olan binlerce insan. Tamam. Ben onu söylüyorum. O kendince haklı. Ve eminim o 300 kişi alınırken de Serdar Denkler çıkıp diyor ya. Ben onları diyor bu yeni aldıklarımızı sormazlar da öbürlerini koruma öbürlerini koruduğumuzu da unuturlar. 200 kişiyi de koruduğumuzu unutuyorlar diyor. Şimdi bunlar üzerinden rant çok kolay. En büyük rant aslında ekmek vermek, iş vermektir siyasette. Siz isterseniz Atatürk'ü aday koyun parti listenizden. Adam ekmekle kimse yarışamaz. Ve bugüne kadar devletin işleri, kamu iktisadi teşebbüslerinin işleri hep rant olarak kullanıldı. Bugün de öyle. Bugün de adam geldi Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na 100 kişi aldı. Belki bir 10-15 tane teknisyene ihtiyacı vardır. Ama onların arasında ihtiyaç olmadığı kadar da bir sürü insan aldı şu anda. Bunun hesabını da kimse veremedi. O anlamda söylüyorum. Bugün de aynısı oldu. Ben İrsem Bey'e çok gülebilecek durum olduğunu da düşünmüyorum bugünkü icraatlarla. Bir taraftan sen bütçe açığın olduğunu söylüyorsun. Bir taraftan seçim var diyerek istihdamda bulunuyorsun. Bu bana şu anda da ahlaki ve etik olarak gelmiyor. Verdikleri sözlerinde tersine o partilinin alttan gelen baskısının etkisi alındığında, kalındığını da görüyorum buradan diye düşünüyorum. Peki son seçimde birazcık değişim, hani dediğiniz bizi de umutlandırdı filan. İyi gene bir seçim var önümüzde. Gene bildik bu siyasetlerin temsilcileri de var, değişik isimler de var. Nasıl görürsünüz? Yani bir değişim olabilir gene Cumhurbaşkanlığı seçiminde var. Ben olabileceğini görüyorum. Yani tabii gönlüm de oradan yanadır. Yüreğim de ondan yanadır, aklım da oradan yanadır. Ya ben bu ülkede bir değişim olması gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Bunu da şey yapmıyorum. Tabii ki biz TDP olarak Sayın Akıncı'yı destekliyoruz. Zaten yüreklerimizde, kalbimizdeydi hep. Yani partilimin de çok çok iyi bilirim. Yüreğinde, kalbinde hep Sayın Akıncı'yı, Cumhurbaşkanı, dürüst bir şahsiyetli olması, gerçekten tecrübeli de bir şahsiyet olması nedeniyle ve dik duruşu da olması nedeniyle kalbimizde ve yüreklerimizde oluyordu. Aslında bu dönem öyle bir dönem. Aslında değişim, yenilik da isteniyorsa Sayın Akıncı önemli bir modeldir aslında şu anda. Yani şey olarak da, bir fırsat olarak da toplumun önünde. Ben aslında umarım yeterince olur bu, onu söylüyorum. Yeniliğin ve aslında hata yapanların da dövüldüğü seçimler olduğunu görüyorum bu son seçimin. Mesela Sayın Armancı'nın kazanması neydi? Yeni genç bir adaydı Armancı. Diğerleri de dövülmesi gerekiyordu. Halk cezalandırmak istiyordu. Aslında hem cezalandırmanın hem yeniliğin eş değer gitti. Şimdi Sayın Akıncı'yla nasıl özdeşleştirirsiniz bunu? Bir kere bana göre CTP'yi de, bana göre Sayın Eroğlu'nu da cezalandırmak istiyor halk. Onu hissediyorum. Dolayısıyla tepki oylarının Sayın Akıncı'ya yöneldiğini de
gerek CTP'den, gerek DP'den, gerek UBP'den bazı çevrelerin destek olduğunu görüyorum. Ha, yenilik anlamında Sayın Akıncı örtüşür mü diye soru sorabilirsiniz. Onu da şöyle cevaplıyorum aslında. Yenilikten kasıt yepyeni olan biri değildir. Siyasetin vizyonu... Siyasette aslında o makamda denenmemiş birinin ve yıpranmamış birinin siyasette yeniliğidir kastım da. Yani o arayış odur. Sayın Armancı da Turizm Bakanlığı yaptığında da halk tarafından görülmüş ve denenmişti. Yani çok bir şey değildi. Hiç bilinmedik. Böyle birdenbire ortaya çıkan bir yüz değildi. Sayın Akıncı da, yani gerçi yeniydi çok, bir 3-4 ay ama bir fikri vardı altı kalkın Harmancı ile ilgili belediye başkanlığında. Ama Sayın Akıncı içinde baktığımda, Sayın Akıncı'yı da tanıyor, biliyor ama yıpranmamış bir figürdür. Ve Cumhurbaşkanı mevkisi için de yeni bir figürdür tabii ki. O yüzden şey anlamda söylüyorum, yenidir ve diğerlerinin de cezalandırmayla ilgili bir seçim burada da bizi bekliyor. Ha, bu ne oranda gerçekleşecek? Çünkü belediyelerden biraz daha farklı bu. Çok daha fazla köylerde değişik ilişkiler var. Yani çıkar ilişkileri var, başka partizanlık ilişkileri var. İşte kırsal kesim arazisinden tut da ne bileyim vatandaşlık vermeye kadar giden bir değişik bir yapımız da var. Çok da kolay değil. Yani bir belediye seçimi gibi düşünmemek lazım bunu. Ama ben bütün bu halkın tepkisinin Sayın Akıncı'sının tecrübesi üzerinde odaklandığını görüyorum. Kendim de birkaç gezisine katıldığım zaman onu kendim de bizzat gördüm. Bunu insanlar söylüyor da. Teşekkür edelim. Noktaladık program süremizi. Birkaç konuya en azından değinmek sosyal konulara. Ama herhalde bu kumardır, uyuşturucudur, cinsel tacizlerdir gibi sosyal konular. Çok odaklanmamız ve çok konuşmamız, bu konularda çok duyarlılığı artırmamız gerektiği de kanaatindeyim. Özellikle Diyalog TV'nin de ve gazetenin de çok duyarlı olduğunu da biliyorum bu konularda. O bakımdan çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Görüşmek üzere diyelim Sayın Çakıcı yeniden. Efendim nokta alıyoruz bugün adına detay programını. Sayın Mehmet Çakıcı'yla birlikte olduk ve hem sosyal travmalarımızı biraz konuşmaya çalıştık. Hem de tabii ki milletvekili hasebiyle de ülkedeki gündem konularını birazcık deşme şansımız oldu. Bugün adına noktalıyoruz programımızı. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler.